Bugün yine patatesle çok güzel bir tarifle yanınıza geldim. Öncelikle fındık patates olması lazım. Böyle küçük küçük. Bunu incecik soyuyorum. Hepsini soyup tenceremin içerisine atacağım. Bu şekilde. Böyle soyacağım. Tenceremin içerisine bunların hepsini koymam lazım ki size göstereyim nasıl olduğunu. Soyduğum patatesleri güzelce, fındık patatesler, özelliği bu zaten. Bununla lezzetli olacak yaptığımız yemeğin. Tüm tüm bu şekilde tenceremin içerisine koyuyorum. Üzerine de geçecek şekilde şöyle suyumuzu ilave edelim. Kapağımızı kapatıp ocağa koyalım. Patateslerimiz haşlanırken şöyle bir büyük baş, ikiye ayrıldı gerçi, bir büyük baş soğan yetiyor. Bunu da böyle uzun uzun doğruyoruz. Tavamızı alıp güzel soteliyoruz. Yağımızı koyduktan sonra ocağa alıyorum. Bir kapya biberimizi böyle, bunu da jülyen şeklinde uzun uzun doğrayalım. Hepsini doğrayalım. Bu şekilde doğrayalım. Soğanlarımız gördüğünüz gibi kavruluyor. Jülyen jülyen doğradığım kapya biberimi de içerisine koyuyorum. Birlikte soteliyoruz. Yeşil biberlerimizi de böyle uzun uzun doğradık. Onu da koyuyoruz tavamızın içerisine. Birlikte soteliyoruz. Haşlanan patateslerimizi böyle bu şekilde tavamızın içerisine biraz yağ koyduk. İçerisine koyuyoruz. Burada kavuruyoruz biraz. Bir tatlı kaşığı toz biberimizi koyuyoruz ve onu da her tarafına gelecek şekilde atıyoruz. Kızarıyor zaten hemen. Çok da güzel, lezzetli oluyor. Böyle yaptığınız zaman. Hepsini çevireyim. Bu şekilde.
servis tabağımızın içerisine alıyoruz. Bir tanesi de dağılmış. Bu şekilde. Bunu da buranın içerisine tekrar aktardım. Bir çevireceğim ve üzerine dökeceğim bunu da. Patateslerimizin üzerine bu şekilde gezdiriyoruz. Muhteşem bir lezzet çıkarttık. En güzeli de maydanoz, değil mi? Güzelce üzerine koyalım. Oh, mis gibi oldu. Ay, salladık kameramızı. Buraya kadardı her şey. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.